olayı haklı bir şekilde ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü temelinde ele alındı. Çok yerinde. En son biraz önce yayına girmeden önce Ahmet Davutoğlu'nun attığı tweet'i de gördüm. O da aynı şekilde bunu vurguluyor. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye bu konuda en kötü sicile sahip ülkelerden birisi. En önde geliyor neredeyse basın özgürlüğü konusunda. Ve zaten daha olayın ilk anından itibaren Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinden bu konuda yapılan yorumlarda hep bu hususa dikkat çekildi. Türkiye'nin basın özgürlüğü konusundaki kötü siciliyle Kaşıkçı olayının Türkiye'de yaşanıyor olmasının yarattığı çelişkili durum diyelim ya da ilginç durumun altı çizildi. Bir de Türkiye'nin daha önceki basın özgürlüğü ihlalleri konusunda yaptığı savunmaların, hiç de tatmin edici olmayan açıklamaların nasıl bugün Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara benzeştiği vurgusu da yapılıyor. Şöyle diyenlere rastlıyorum. Bu olay Türkiye'nin imajını iyice sarsacak. Kaşıkçı'nın öldürülmesi vesaire. Türkiye'nin batıdaki imajının sarsılacak bir hali kalmış değil. Türkiye'nin imajı yerlerde sürünüyor maalesef. Özellikle özgürlükler konusunda, hukuk devleti noktasında. Ama Kaşıkçı olayı Türkiye'nin imajını bir ölçüde toparlamasına yardımcı olabilir. Böyle de bir husus var.